geldin askere, sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle, şimdi beraber. Hava akşamdan ışıksın, yaylalar yaylalar. Kalk kalk, hadi şimdi yataktan. Bak bak, hadi hep bir ağızdan. Yüküm şemşer taşırsın, bila bila yaylalar. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Uzun dönem veya bedelli, şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti, budur varlığın yegane temeli. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Nöbet kutsaldır, rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmet çık ayakta. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Sol, 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 sağ, sol. Böyle sütlaç gibi saldın kendini. Toplan azıcık ya. Toplanaması kolaydır uşağım. Kaza yapmış araba olsa götürürsün sanayiye, ustaya toplatırsın. Ama bu yürek kazası, toplayamıyorsun ki. La daha, ömür boyu müjdenin yasını mı tutacaksın? He? Bak artık müjde yok, sil kafandan müjdeyi. Tamam, belki de böylesi daha hayırlıydı. Ya evlenince ayrılsaydın ne örecektin? Hı? Doğru değilsin uşağım ama ben onu çok sevmiştim. Unutamıyorum işte daha. Hala daha beraber yediğimiz hamsiler geliyor aklıma. Bak Cemal, sen yakışıklı adamsın. İşin gücün var. Akıllısın. Tamam, yarım akıllısın. Ama o da yeter. Ha bak, buraya yazıyorum. Sen iste yeter ki aşk gelir seni bulur. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Ne alırdık? Çay, kahve, ha? Okey'e dördüncü ayarlayayım mı? Çifte mi dönüyoruz Cemal Bey? Hı? Siz iyice kahveye çevirdiniz burayı. Ne kaynatıyorsunuz yine? Aa komutanım, hiçbir şey kaynatmıyoruz komutanım. Yemekhaneye erzak kamyonu gelecekti de Cemal Çavuş'umla onu da atışıyorduk. Ben ona geldim bakmaya geçtim diye. Niye? Benzin mi koyacaksın kamyonete? Sensiz yemekhaneye gidemiyor mu kamyonet? Şişik! Hadi bakayım görev başı. Hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ne o ziyaretçi parkında hali? Her yer izmarit, çer, çöp. Akşam üzeri Mecidiyeköy pazarında bile bu kadar çer çöp olmaz. Töre itimize. Koş. Emredersiniz komutanım. Ula bu hastakilerin ilaçlarını almadı yoksa alevim sırrını yüz mü vermedi? Cevap veriyorum beş. Ben sana Cemal Cemal gez mi dedim? Koş dedim, koş. Bir bayan iyice sıvındık, onu söylüyor komutanım. Geliyorum. Efendim hoş geldiniz. Ben İdris Fındıkoğlu'nun komutanıyım. Ben de kız kardeşim, Rize'den geldim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Şu anda eğitimdeler gerçi ama. Asker, git İdris Fındıkoğlu'na haber ver, ziyaretçi parkına gelsin. Emredersiniz komutanım. Sağ olun komutanım. Siz o İdris'in hep olduğu komutan olmalısınız. Sağ olsun, askerler severler beni. Keşke bütün komutanlar sizin gibi olsa Levent Beycan. Levent? Sormayın Levent Beycan. Abinlerin bir tane komutanlar varmış. Kerem Aztek miymiş? Yarım Aztek miymiş? Neymiş? Bütün gün çocukların canlarını çıkartıyormuş. Yok canım. Bütün komutanlar iyidir. Mütevazı olmayın komutanım. Bizim İdris değil ki. Havu Kerim Aztek bir teriz etse de kurtulsam da hep duruyor.
Siz ziyaretçi parkına bir geçin. Ben İdris Fındıkoğlu'nu bir göndereyim. İyi, Mersin. Bütün gece nöbetlerine hazırlan İdris Fındıkoğlu. Nöbet manyağı yapacağım seni. Alayda kabus. Çıldınız. Buyurun, hangi masaya istiyorsunuz, oraya oturun. Ziyaretiniz anons ettirdiniz mi? Sağ olsun Levent komutanım, o işi halletti. Şimdi abimi serdi. Levent komutan mı? Emin misiniz? Nizamiye Aztekçe mi vardı? Deme. Ay şu boylarda. Biraz daha bu boylara dur ama zıplayınca Levent üstüne beni böyle beline kadar çalır. Ne oldu ki? İnanmıyorum ya. Ben çok büyük bir pot kırdım. Büyük kot kafalıyım ya. Adam bana yardım edince ben onu Levent komutanım zannettim. Keşke dedim bütün komutanlar sizin kadar iyi olsa dedim. Ondan sonra da ağabeyimin Aztek yerimden ne kadar şikayetçi olduğunu anlattım. İyi demişsiniz, iyi demişsiniz. Ama abinizi de Allah rahmet eylesin, Aztek çerim onu yer. Allah, neyse, müsaadenizle benim görev yerime dönmem lazım. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Adım Nurgül'dür. Rica ederim. Benim de mal, Cemal, aman. Nöbetlerin efendisi derler var. Nizamiye benden sorulur. Sürekli Nizamiye'yim, nöbetçiyim oraya. İstediğiniz zaman canım, laflarlık böyle çay içerik. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler. Ya arkadaş, bu ne ya? Sanki ıssız bir adaya düştük, orada askerlik yapıyoruz böyle saksı gibi. Ne gelenimiz var, ne gidenimiz be kardeşim. Bu Lost dizisi var ya, Lost. Bravo istiyor Lost. Oradaki ıssız adaya bile daha fazla ziyaretçi gelip gidiyor be kardeşim. Sorma patron, sorma. Robinson Crusoe'nun bile daha çok misafiri geliyor. Vallahi doğru. Hayır abicim. Sivri'dekiler kendi derdine düşünce biz unutulduk tabii. Ya kardeşim, akraba, eş, dost falan hiç önemli değil. Ya yeter ki bir canlı gelsin de bahaneyle gitsek ziyaretçi parkına bir güzel şöyle bir yayılsak ya. Ulan ne edeceksiniz ziyaretçi parkına ya? Orada gide çay, ha burada gide çay. Oradaki çayın içinde çerek aldın mı çıkay? Yok, Robinson'um, temboşum, kardeşim. Benim dermanım kalmadı. Benim için şuna bir hoşaf der misin? Derim pallicim, derim cumam. Patlatıyorum bak. Hoşaf! Oh. İdris, benim hastamen seni çağırıyor. Ziyaretçim var. Ha? Maldonado, bak sonunda oldu. Ziyaretçin geldi. Ha? Bak işte, iyi ziyaretçi lafın üzerine geldi. Yürü lan. Yürü, modifiye insan. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Lan böyle mi olmak lazım acaba? Gözüm üzerinde taka. Bir yanlışını görürsem yakarım askerliğini. Merak etmeyin komutanım. Bundan sonra yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Hatta gözlerimi kartal gibi açıp kuş uçurtmayacağım. Ayrıca ziyaretçi parkına bal döküp yalayabilirsiniz. Bundan sonra tertemiz olacak. Sen kaşla göz arasında bir şey mi içtin taka? Tövbe estağfurullah komutanım. O nasıl sözdür? Öyle şey olur mu? Sadece sizin sözünüzü dinliyorum. Sözlerinizi de iki etmeyeceğim.
Taktik mi değiştirdin yoksa? Manyak Lars. Ne taktiği komutanım? Ben Ersun Yanal'ın mı sürekli taktik değiştiriyorum? Benim tek taktiğim vardır, o da komutanların sözünü dinlemek. Anladım. Aklın sıra disiplinli takılıp beni yeniden delirtmeye çalışıyorsun. Yemezler. Senin karşında atom mühendisi var, atom. Nurgül, niye başlayacaksın buraya ya? Pedro abi. Ya ben yine la ilahe illallah ya Nurgül. Niye başlayacaksın? Otur bakayım, anlat bakayım ya. Niye başlayacaksın? Niye geldin? Bir sene soluklan da. Ya bırak da soluklandırmayı şimdi ya. Anlat bakayım, insanı merakta bırakma. O tarafta kötü bir şey yok değil mi? Yok ev. Ev de. Ben şey için geldim. Okumak için. Okumak için mi? Hani bizim köyde Melih vardı ya, üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelmişti. Ben onun yanında kalayım. Nenem la ilahe illallah. Sen evden mi kaçtın? Kaçtım. Nerede kaldı bu iş ne ya? Bilmiyorum ki. Geç kalacağını da söylemedi. Başına bir şey gelmiş olmasın? Selam kızlar. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Nerede kaldın, merak ettik. Aa, ne oldu? Bunda bir haller var ama dur bakalım. Aa. Ben pastaneden ayrılacağım galiba. Aa, neden? Ya konservatuara bu yıl muhakkak girmem lazım. O yüzden sıkı hazırlanıp kursa falan gideceğim. Aman bu muydu derdin? Ben de Ay'a falan gideceksin zannettim. Ya olsun. Ya sonuçta çok alışmıştım bu pastaneye. Sana, karamele. Manyaklaşma kızım. İstediğimiz her an görüşürüz. Konservatuara giriyorsun diye bizi unutacaksın diye bir şey yok ya. Gelin buraya. neyse ulan olmuş bir kere. Okumak iyidir, iyidir. Boş versen. Hele bir kız çocuğu için daha da faydalıdır da. Oku ki askerliğini asteğmen olarak yaparsın. Aa, bak hala bizi kereceğiz. Şirin yürüge buraya ya. Bak kere misin? Ya şaka yapıyorum, şaka. Espri yapıyorum da. Kilsene biraz Nurgül, kilmeyesin ya. Anamla babamı aradın mı? Telefon ettin mi onlara? Sabah inanılmaz aradım. Babam küplere binmiş, annemi sıkıştırıyormuş. Hangi okula gireceksin sen bakayım? Ha böyle ben halı falan da okuyorum ya, onun okuluna gireceğim. Onun üzerindeki öyle çiçekler, kuşlar, böcekler falan onları çizeceğim kağıda. Ya abi ben okumak isterim. Öyle evde oturup koca beklemek istemiyorum. Ne olur bana yardım et sen. Aferin kız sağa. Aferin sağa Nurgül. Kabahat sende değil, o babamda. Ben argandayım. İdris abin arganda. Ha bunu unutma tamam mı? İdris abin arganda. Sen okumak isteye der ki. Canım abicim. Çok iyisin. Ay canım benim, ne kadar mutlu. Konservatuar hep onun en büyük idealiydi. İnşallah bu yıl kazanır. Tezgahın arkasını tek başına idare ediyordu. Baksana. Vişne gittikten sonra burayı nasıl çekip çevireceğiz biz? Ay sorma. Bir saati yok oldu, hemen çuvalladık. Hadi. Güle güle. Hoşça kal. Ya bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz tabii. Bu Aksaray'a giden minibüsler nerede kalkar? Şimdi buradan çıkıyorsun. Buradan çıkıyorsun ha böyle, sola dönüyorsun. Sonra meydana gitmek için tekrar sola dönüyorsun. Meydana geldiğinde ha oradaki minibüslerin hangisine binersen bin Aksaray'a gider. Teşekkür ederim, sağ olasın. Rica ediyorum. Peki ben bir şey sorabilir miyim? İstanbul'a mı yaşıyorsun? Yok, ben daha yeni geldim. Okula gideceğim inşallah. Biraz zor ama. Çünkü önce bir iş bulmam lazım. İşte şimdilik bir arkadaşım yanında kalıyorum ama o da nereye kadar bilmiyorum. Yani neyse ben seni daha fazla dertlerimle sıkmıyorum. Yok, rica ederim. Ben de seni yolundan alıkalamayayım. Yok. Ben de onun gibi Habriye Nizamiye'yim. İstediğin zaman gelebilirsin. İstediğin şeyi sorabilirsin. İyi nöbetler. Ula Daha,
Sen hayatımda gördüğüm en enteresan adamsın. Resmen abonden oldum ya. La komutanlar sana orada git nöbet tut diyor. Sen gidin hatun tutuyorsun. İnanamıyorum sana ya. Ne gördün? Bağlayabildin mi hatunu? Yok ulan, ne alakası var? Çok güzel, iyi bir kızdı. Sohbet tut biraz. Tekrar ziyaretime gelir inşallah. Ya abicim, sormadın mı? Kimmiş, kimin nesiymiş, niye ziyarete gelmiş? Ha? Sormadım ya. Gerçi İstanbul'a okumaya gelmiş. Önce bir iş bulmam lazım. Sonra da üniversiteye hazırlanmam lazım dedi. Benim la ilahe illallah ya. Değil ki ben okuyacağım diye. Anlıyor musun? İşte üniversiteye gideceğim diye. Lan ne güzel işte. Bırakın okusun kız ha. He de kardeşim ya. Ben de aynısını dedim ya. Sen dedim okumak işte. Ben dedim senin arkandayım dedim. Aferin lan. Gerçi ya burası İstanbul. Tuhaf bir yer. Daha buraya bir kızın tek başına hem okuyup hem çalışması falan. Öyle çok alengirli bir işti de ya. Gerçi şimdi bizim bir tanıdık var. Onun yanında kalıyor da. Sonrasında bakacak o ha da bir iş, bir ev. Yani öyle orada da koca halimiz yok da. Bir tanıdığın yanına kalaymış. Gene gelacak ziyarete. Hayır. Hayır. Kız kardeş. Ziyaretçi parkı. Üniversite. İş. Bir tanıdığın yanı. Lan müdür. Taşları yerine koydun mu? Koydum. Mevzuyu çaktın mı? Çaktım. Bu hoşaflar aynı hatundan bahsediyorlar oğlum. Bizim bu mal Cemal. Mal dola dola kız kardeşini hava yakmış. Buraya yazıyorum. Bu işin sonunda kan davası çıkar kardeşim. Bak ne diyeceğim. Beni çok pis kan tutar. Hiçbir şey duymadık kardeşim. Vur kafayı uyu. Tabii canım ya. Sonra görgü tanığı falan. Bir türlü hiç uğraşırız ya. Uyu uyu. Allah'ım. Uyu. Görmedik. Uzun. Yoktuk ki burada. Hadi. Sahilinde o yali, cidelum yali yali. Takal! Nerede İzmaritler? Çöpleri neye sakladın çöpleri? Bir yere saklamadım komutanım. Ziyaretçi parkının ve nizamiyenin mıntıka temizliğini sabah yaptırdım. Senin kafana havan topu falan mı düştü? Nereden çıktı bu temizlik işi? Sen temizlik. Hamsi orka. Olacak iş değil. Yok komutanım. Bundan sonra nizamiye ve ziyaretçi parkına değil sigara izmariti, sigaranın kürünü bile göremeyeceksiniz. Ölecek mi bu taka? Batıyor mu yoksa bu taka? Böyle son günlerinde insanlara nur falan inermiş. Gerçi buna inmemiş ama. Ah! Hipnoz olmuş gibi. Elektrik kesmiş. Nuren çarpmış hamsiye. Yayınına kısa bir süre ara veriyoruz takacı. The member you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Seninle konuşurken yüzüme bak, taka. Şey komutanım, ne diyordum? Bir sürü ziyaretçimiz gelmekte dur. O yüzden ne yapmamız gerek? Nizamiye ve ziyaretçi parkını tertemiz tutmamız lazımdır. Aslan yattığı yerden bellidir, öyle değil mi? Aha. Şimdi anlaşıldı. Romantik hamsi. Kardeşim ziyaretçi parkını seni bekliyor. Oo kardeşim mis. Ziyaretçi işini de otomatiğe bağladın. Yürü. Ulan hoşça. Sen ne biçim bir adamsın ya? Ziyaretçi parkında erittin lan askerliği. Müşetler ben kaçayım. Görüşürüm. Görüşmeyelim. Görüşmeyelim. İşte kimine böyle ziyaretçi gelir. Kimi de böyle benim gibi durur bekler. Ziyaretine gelecek kimsen yok mu kardeşim? Ya annem var, kardeşim var. Muğla'dalar. Gelecek ay belki gelecekler yani. Önümüzdeki ay. İnşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah Halil kardeşim ya. Olan şeyler ya. Hep biz geçirdik o günleri. Üzme kendini yani. Ya
Ya çok uzun zaman oldu görmeyeli tabii. Gözümde tutuyor ama. Hani kocaman adam olduk. Bu işleri hallederiz diye düşünüyorduk. Hasretlik zor iş. Ulan şu asker ocağında her şeyimizi paylaştık be kardeşim. Gerekirse ziyaretçimizi de paylaşırız arasını. Harbiden. Anlat bakayım ya. Melih adamlar nasıllarmış, niye baylarmış? Eylül, ne olsun. Sağ selamlar var. Şimdi ilk gelmemden memnun görünüyor ama sonra ne olur bilmiyorum. Şimdi onun da kendine göre bir yaşantısı vardı da bir düzeni vardı yani. Hemşerimizdi ama bir yere kadar da senin en kısa zamanda kendine bir iş bulman lazım, bir ev bulman lazım. Okula girsem gerisi kolay olacak da. Yurtta falan kalırım ama o zamana kadar ne yapacağım? Bak Avriye bakayım. Ha bak Avriye ne var bak. Bak bakayım oraya. Al abini bakayım. Al abini üzerinde bulunsun. Ha bunu alamam. Asıl sen askersin. Askere para vermek gerek. Hıç! Yavaş! Askerim ama ben senin abinim. İdiraz istemem. Alacaksın dedim mi alacaksın. Biz nasılsa burada ekmek yemekhaneden, su kandinden. Gerçi su kandinde parayla satılıyor ama olsun. Ya para bana lazım değil ya. Benim neyim para? Abini koy bakayım cebine. Koy. Aferin sağ. İyi nöbetler Cemal. Sağ olasın. Albayın siparişini getirdim. İyi ettin. Yerine dur albaycı, otur istersen. Bana bak, çikolata ile vişne ne değiller? Selam söyle kızlara. İyi, ikisi de çok iyi. Yalnız vişne işten ayrılıyor. Oy, niye çi? Konservatuara hazırlanacak. Peki onun yerine kimseyi işe alacak mısınız? Tabii şimdi onun işlerini yapacak birini bulmamız gerekecek. Aranan kan bulunmuştur. O işi olmuş bil. Size bir kız göndereceğim. Mükemmeldir ha. Tamam. Tamam çok iyi. Ben albayın siparişini götüreyim konuşuruz tekrar. Konuşuruz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Karamel. Neyzen. Ya ben de çarşı izini dört gözle bekliyordum. Seninle konuşacaklarım var. Benim de. Asker! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Komutanım, ben yol tarif ediyordum. Albayınızın siparişi vardı da ben onu getirdim. Albayımız yukarıda, Karamel bacı. Nasıl olacak? Yalan söz dinliyorum. Sen de hemen nöbet yerine geçiyorsun. O havuz var ya, gül falan var yanlarında falan. Hemen oraya kaybol. Emredersiniz komutanım. Komutanım ben orada ne yapacağım? Dikileceksin oğlum. Dikilecek miyim? Evet, dikileceksin. Ben sana hesap mı vereceğim oğlum? Orada dikilmeni istiyorum, sana emrediyorum. Kaybol şimdi. Emredersiniz komutanım. Çok teşekkür ederim canım. Rica ederim. Bunlar sağa dur. İnanmıyorum. Çok güzel papatyalar. Sağa sarçta dursun diye topladım bunları. Getiriyor mu ki? Getirdi bile. Sen iş aramay mıydın? Hava işi buldun sayılır. Şimdi biz çarşıya çıktığımızda ciddiğimiz bir pastane vardı. Çok nezuh bir yerdi. Ha oraya bir tane servis elemanı lazımmış. Ben de senden bahsettim. Olur dediler. İnanmıyorum Cemal. Yarın biz çarşıya çıktığımızda gelirsin. Pastaneye götürür seni tanıştırırım. Orada biraz da laflarım istersen. İsterim. Şimdi orayı tarif edeyim. Bizim oraya bir tane karamel vardır. Karamel mi? Karamel. Biz öyle diyoruz. Pastaneye gidince benim selamımı söyle, o sana yardımcı olur. Gel şimdi sana pastaneyi tarif edeyim. Şimdi buradan çıkıyorsun böyle. Of abiciğim, of. Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Hayır, aslında her şeyi anlıyorum. Burası asker ocağı, sert ve disiplinli olmak lazım, tamam. Ama bu Numan uzman niye bu kadar kıl olmak zorunda ya? Niye bize sebepsiz yere acı çektirmek zorunda ya? Of! Neyzen!
Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada mı? Senin yanına geldim. Ya Numan Uzman gelecek şimdi. Sana bir şey diyecek. Ben de dayanamayacağım. Ya o söyledi zaten burada olduğunu. Dedi ki, neyzeni ağaçlığa yolladım. Sen de onun yanına git. Öyle ortalıkta bakışmayın dedi. Nasıl ya? Ben de adama bir ton laf saydım. Vay vay vay. Demek Numan Uzman bize kıyak geçti ha? Bana. Ne oluyor lan? Ne oğlum bu iyimser taburlar falan, iyi olma çabaları? Boşver, kendine gel. Çıkar! Kendine gel. Ha, getirdim. Ver ola ver. Canım, güzelim gibi onu ziyan ettin. Meşgul etme uşağım, saçlarımı yatır ayrım canım, uyumuşsun. Sen bu kafanda saç var da yatırıyorsun. Güzelim limona yazık be. Ha daha. Hadi geç kalacaksın ya. Doğru değilsin ulan. İlk günden kızı bekletmek olmaz. Hadi işte onu. Ver onu bana. Yürümüş abi. Mevzu tamamdır. Sarı kırmızı her yer. Nasıl mutluyum anladın? Ben hale birkaç tane boğaça moğaça alık ediyorum ha. Tamam. Acele et lan, bize acele et burada. Hadi hadi. Yedirin abi. Benim lay. Bilgi niye bu yaşına buraya? Sen ne işin var buraya? Sorma. İşe başladım. Lan ne işi? İşi kim kaybetti sen bulasın ya? Vay Allah ya. Ha burada çalışan bir kız varmış. O ayrıldı, onun yerine ben girdim. İyi, oh maşallah maşallah. Hadi bakalım. Amgar Emel var ya. Onunla konuştum. Ev arkadaşlığı teklif etti. Ya inanmıyorum Müdürs abi, bütün işlerim halloldu. Hadi Fındık, yapalım şu alışverişine, geliriz yine, alırsın poğaçalarını, hadi. Oğlum hadi. Sen avruyasın değil mi? He. Ben hali hemen kedi gelirim, tamam mı? Sen avruya otur, otur bakayım. He, ben kedi gelirim hemen. Hadi bakayım. Nereye bakarsın lan parlak? Hadi. Geçire. Nereye lan? Ahımda biliyorum. Hadi rastgele. Merhaba Nurcu, nasılsın? Merhaba Cemal. Tanıştın mı bizim Karamelli? Evet, tanıştık. Yarın buraya işe başlıyorum. Hatta evini bile açtı bana, sağ olasın. Rica ediyorum. Ne demek, görevimizdir. Papatyalar işe yaradı demekçi. Şey diye sağladım, yanlış anlamazsa senin... Evet. Yani siz var ya Rize'ye yavuk senin Rize'ye yavuk ya. Yiyemiyorum işte ya. Yavuk. Ha Nurgül. Ha uşaklar sağ olsunlar, benim yerimi alışverişini halletmişler. Ben de kıyaldım. Yenim. Cemal abi siz danıştınız mı Nurgül'le? He. Ha benim kız kardeşim ha. Yakın daha buraya işe başlayın. Anam. Ama bizim asker dayfası rahatsız etmesin onu diye sorarlarsa Fındık'ın kız kardeşi der. Anlar mısın? Kardeş, Fındık. Derim. Biz komutanlar olarak içtima alanında toplanıyoruz. Bu mutlu günümüzde eğer bir maneniz yoksa sizi de aramıza görmekten çok mutlu duyuyoruz gerçekten. Kalkın lan! Kanlar koşuna çevirdiniz, bırakın lan! Çabuk! Son sayı 5! 5 saniye içinde kalkmıyor! Gelmiyor! Kahvaltı suyu arkadan! Kahvaltı! Ne oldu la? Ne bakıyorsun mal? Ulan ne oldu? Ne gülüyorsunuz ya? Açıkta la sıkrası mı gördünüz? Ne oluyor la? Ne bu sabah sabah bu enerji? Bu cakralarınız mı açıldı sizin? Ne öldünüz la? Usta la, ne yapmış öyle cümbole Cemal kendilerine?
Vallahi bunları iyi tanımasam pembe nüfus kağıdı arıyorlar diyeceğim ya. Sevgili izleyiciler, karşınızda 2008 Karpuz Güzeli ikincisi Timsah ve Bahar. Ve birincimiz Doğum Bilik Esbar. Arkadaşlar çok özür dilerim ama burası erkekler tuvaleti. Ya niye ödün suratına dengesiz? Ulan bu aileye duran, benim yerime duran kardeşim dur. Ya şakanın sırası mı şimdi? Ağzına çakacağım bir tane sensin ya. Sonunda oldu. Gördün mü? Anam gündemini ilk defa doğru kullandın. Anana benziyorsun. Değerli modacımız Tembel Teneke, bu senenin popüler renkleri olan pastel tonları kullanmamız gayet hoş olmuş değil mi? La kim yaptı bunu bize? Siz mi yaptınız he? Bungıldak ikili. Hemen de anladın, tebrik ederim. Bizimle uğraşmanın sonu budur. Çift dikiş biraderler. La alt tarafı yemeğe azap tuz döktük diye bizi karı kılığına sokmak reva mıdır ulan? Reva. Bizle uğraşılmaz, bunu bileceksin. Hadi tamam, hadi geçti gitti. Ya sen çok çirkin oldun lan kadın. Hadi hadi tamam. Sana yakıştı ama Jumbo. Anam! La oğlum neyle yaptınız bunu? Çıkmıyor mu? Nasıl? La belki de çıkmayayım. Tükenmez kalem, çıkmayan makyaj. La ilahe illallah. La tükenmez kalemden boyadınız. Çıkmaz tabii. Allah! Öldürdünüz lan siz maymun! Erkekliğim elden gitti. Allah beni felah etsin. Aman yarabbi tövbe. Bunu al diye soracağım ama... vereceğiniz cevaptan çok korkuyorum. Ama yine de soracağım, bu benim işim. Bu ne? Komutanım. Vallahi düşündüğünüz gibi değil komutanım. Biz şey yaptık. Kamuflaj yaptık komutanım. Hı. Kamuflaj yaptınız ha? Bu kamuflaj mı oğlum? La karnavala giden karalar gibi boyanmışsınız. Bu ne oğlum? Şey komutanım, arkadaşlar şaka etti bizi. Arkadaşlar şaka mı etti? Kim etti oğlum? Ne, nasıl şaka lan bu? Ha? Kim o lan? Yani şimdi biz Gökhan'la arkadaştık ya. Ha. Birbirimize şaka yaptık komutanım. Çok seviyorduk birbirimizi. Öyle şakalar yapıyorduk. Evet komutanım. Biz iki arkadaş olarak şaka yaptığımız için siz aramıza gülmezseniz seviniriz. Gülmeyin lan. Gülmeyin. Çok 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 özür dilerim gerçekten aranıza girdiğim için. Bu düzeyli ilişki ben hiç bozmayayım. Aynen bu şekilde. Lütfen eğitim alanına alayım sizi. Gerçekten çok özür dilerim. Buyurun. Lan! Gel sen! Tamam! Yürü! Benim de derman kaldı mı? Bana versene biraz. Bende derman kalmadı ya. Dur oğlum Şahım. Bana da derman kalmadı. Allah Allah ya patron. Amma gönül koydunuz siz de bu işe ya. Neresi ulaşı? Sen Cemal abi. Ya hale kırmızı boya, gözünde sparlar bilmem neler. Ya aynı Angelica Çalın mıydı neydi o kadına benzemişsin ya. Angelica Julia oğlum, Angelica Julia. Lan siz hala bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ağzına taşı sokarım. Şşş ayıp oluyor ha. Bizim hiç alakamız yok olayla. Şu iki elemanın başının altından çıkıyor hepsi. Tamam canım. Yaptık bir eşeklik. Kabul ediyoruz. Ama siz de kabul edin. Çok komik oldunuz lan. Şey bölümü hariç ama bu ceza bölümü hariç vallahi. Ama şeyi söylemek zorundayım. Çok sağlam adamlarmışsınız ya. Söylemediniz, ispiyonlamadınız bizi. Allah razı olsun. Vallahi harbi çocuklarmışsınız ha. Helal olsun. Harbi uşaklar ok ama ispiyonlamadık çünkü niye?
İspiyonlasaydık Akrep Numan'ın bir iki cezasıyla kurtulacaklardı. Ama o iki ceza yetmez. Daha fazlasını biz vereceğiz. Ya Müftek ayıp ediyorsun ya. Allah Allah, alt tarafı iki şaka yaptık, savaş çıkardın sen de hemen ya. Yok canım, ne savaşı? Savaş başlatmayacağız. Kan davası başlatacağız. Komutan geldi. Niye ayağa kalkmıyorsun? Allah, bu ne? Hiç sormayın komutanım. Şimdiden Nizamiye'ye kız atmaya mı başladın? Hı? Kimle öpüştün? Sakın alev deme, yakarım askerliğini. Vallahi komutanım, kimseyle öpüşmedim. Cemal! Aha! Bundadır Rus. Komutanım. İğrençsiniz. Ulan ne oldu şimdi ulan? Ama ne bileyim ya, ilaçlarını almayı unutmuştun yine. Sen onu bırak da benim aklıma çok süper bir fikir geldi. Bu tembelle barlığa oyacak bir fikir. Bırak lan süperini de normalini anlat bari. Gel o zaman hadi. Gelememiş abi, Nizamiye'yi bırakamam. Sağım, Nizamiye'de bir işe yarıyorsun da Nizamiye'ye bırakamıyormuş. Sensiz Nizamiye daha iyi idare eder. Hadi yürü gel. Hadi. Ulan ne arıyoruz? Eve gitmez mi? Dur şimdi görürsün ne aradım. Aha ne buldum. Bak. Uy. Ciddi misin ulan? Evet. Ciddiyim. Hem de çok ciddiyim. Mantar olmaz uşağım. Hatırlasana daha önce terliksiyle bahaneler olmuştu mantar yüzünden. Zaten onu hatırladım da mantar aklıma geldi. O dua fikirliği inleteceğiz oğlum, inleteceğiz. Şunlara bak. Emin misin? Ya Parli, bunlar bizi fena ciddiye aldılar biliyorsun değil mi? Şaka falan ama çok ciddiler. Lan. Çok güzel bir şakaydı. Şaka yaptık, güldük, eğlendik, bittik. Ya. Coştuk, çok güzeldi. Ama şakaya şakayla karşılık verir değil mi kardeşim? He? Ama bunlar kakayla cevap verecekmiş gibi geliyor. Ya, biz şaka yaptık. Şaka, küçük biraz şaka ya. Benim fikrimde çok komik. Kakaya dönmesin. Bir bağlı. Allah! Bu ne lan? Bismillah. İnden aşağı. Ödüm koptu, ödüm. Korkudan organlarım yer değiştirdin abi. Kimdi lan o? Abi. Böyle yaşanmaz ya. Böyle hayat olmaz abi. Her an başımıza bir şey gelecekmiş gibi. Sakin ol, tamam. Ne olacaksa olsun artık. Tamam. Tamam, kötü enerji üstümüze çek. Ballak şempazenin dediği gibi. Güzel. Ulan bırak siz makarayı da havuz ibitleri nasıl yedirirsin bunları ya? Sen istesen kolay dur. Taşı bile yersin. Ama onları nasıl yediririz abi? Sen merak etme daha. Onlara öyle bir Ali Cengiz oyunu edeceğim ki. Ali Cengiz oyunu mu? Lan bırak öyle yabancı mabancı şeyleri ya. Edeceksen Gökhan Cemal oyunu yap da öyle olsun. Kolay gelsin. Siparişini getirdim Gökhan. Teşekkür ederim Karamelciğim, çok sağ ol. Canım benim, yerim seni. Uy. Ulan ben de bir oyun edersin zannettim. Ya sen ne pis boğaz adamsın ya. Şimdi çay içmenin sırası mı dur? Sizin dudağınızda ruj mu var? Karamecim bu konuyu istersen hastaneye geldiğimizde konuşalım. Şu an çok acil bir işimiz var. Sana güle güle. Hadi. Bir garipsiniz vallahi. Hadi git. Ulan niye gönderdin o kizi? Karame. Sen bizi bu hayvan kusuruna bakmayasın. Yok canım, unuttum bile. Şey soracaktım. Bizim Nurcu'nun nasıl?
Ayak uydurdu mu işi? Uydurdu, uydurdu. Çok şeker kız. Şeker dur. Neyse, benden selam edersin. Tamam. Sizin çocuklar nasıl? Bizim bütün çocuklar mı sorarsın, yoksa neyzen uşağı mı? Yani, işte neyzen, Fikri, genel olarak hepsi. Vallahi Fikri ile Tansel için çok iyi şeyler diyemeyeceğim çünkü yakında çok kötü olacaklar. Ama neyzen uşağı sorarsan iyidir. Yalnız sabahtan akşama kadar hasret çekip oflamazsa. Neyse, ben gidiyorum. İyi nöbetler, kolay gelsin. Güle güle. Uy, ulan ne yedin? Yedin mi bütün mantarları? Ne yiyeceğim lan? Ne yiyeceğim mantarı? Her poşet çayın içine bir parça mantar attım. Şimdi bunu hokumu zararlandı, içirdik mi? Ulan Cumbo, sen çavuş olacak adamsın ha. Hadi kantine. Uşağım sana emanet burası. Tamam çavuşum. Nerede lan bunlar? Çınur. Ne oldu lan bunlara? Fren mi ettiler? Eğitime çıktılar. Ne? Eğitime mi? Radaka, yürü koş bakıp gel oraya. Hadi. Yok, olmaz ulan, çay elimizde olmaz. Bana bak şu an. Bunları alayım saklayasın. Bunlar komutanlar gelince içecekler, tamam mı? Aman ha, sakın bir şey olmasın, tamam mı? Gözünü seveyim bak. Komutanlar bizi yakar, sonra sen de yararsın, ona göre he. Tamamdır, merak etme. Tamam, hadi görüşürüz. Gel! Sürün! Sürün! Lan, sen boş. Bu Cumbo ile Cemal ortalıkta görünmedikçe ben daha da bir geriliyorum oğlum. Çok stres yaptım ya. Ya sorma patron, ben de çok paranoyak oldum ya. Hem zaten nereden senin aklına uydum ya? Nereden bu işe bulaştığımda bu herifleri Barbie'ye çevirdim? Kılavuzu parlak olanın burnu gübreden kurtulmazmış. Annem öyle derdi. Bravo, tebrik ederim, aferin. Annenize saygılar, sevgiler de anında sattınız Temboş Bey. Ha? diye gülerken iyiydi değil mi? Alo! Lan siz sadrazamı sol kanat oyuncusu musunuz he? Niye yatıp sürünmüyorsunuz? Yatsanıza! Ha pardon, çok özür dilerim beyefendi. Affedersiniz, yerler biraz tozlu. Hani bugün temizlikçi kadın gelemedi de kusura bakmayın artık, idare edersiniz. Yatın lan! Yat! Sürün! Emredersiniz komutanım. Ulan var ya, şu stresin yanında sürünmek bile zevki sefa, anasını satayım. Sorma abi. Paranoyak olduk patron. Eyvah. Ne? Kurtular abi. Bizi bekliyorlar abi. Baksana suratlara nasıl dalga geçiyorlar. Kesin bir şey yapacaklar. Ne halt ediyorsunuz lan siz orada? Lan verdiğim emirler beyninize gitmiyor mu ha? Sürünsenize. Komutanım, arkadaşlar arkadan bizi işaret ediyorlar. Kesin kötü bir şey yapacaklar komutanım. Bir baksanız. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? He? Komutanım, Allah belamı versin oradalardı. Ha, demek oradalar öyle mi? İyi, hadi gidin bakalım. Oradalarsa bana da haber verin, oldu mu? Hadi gidin. Ama sürünerek! Yap! Sürün! Ulan kabus oldu lan herif kalbize. Ulanırım. Dermanım kalmadı. Çok acıyor ya. Komutanım. Levent Üsteğmen sizce kurmaylık sınavını kazanır mı? Şüphen mi var mı? Kesin kazanacak, eminim. Peki Levent Üsteğmen kurmaylık sınavını kazanırsa eğitim alınacak biliyorsunuz. Tek yetkili siz olacaksınız, onu da biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Hı hı. Bak orasını hiç düşünmemiştim. Tabii şimdi görevden kaçacak halimiz yok. Aha, aha. Asker! İki çay koy bakalım iyisinden. Emredersiniz komutanım. Nasıl punduna götürüp içeceğiz daha kahve çayı? Ya merak etme, eğitimden sonra içireceğiz.
Uşağım o zaman akşam olur da bizim amacımız gündüz bunlara içirip komutanlardan ceza yedirmek değil midir? Oğlum stresi sokma beni, merak etme diyorum. İçireceğiz diyorum sen ya. Bana bak Çırak, dükkana uğrayan oldu değil mi? Yok Cemal abi. Bak ha. Sabah kahvaltıda içireceğiz. Uy. İyi düşündün ulan onu. Yemekhaneye çok rahat olur. La çok zeki insanlar ha. Tabii oğlum. 1,5 akıl bir akıldan üstündür. Uy. Ulan niye öyle diyorsun? Ne 1,5 aklı? Niye kendini küçümsüyorsun ya? Komutanım. Bu kantindeki çaylar bir güzelleşti mi, bana mı öyle geliyor ya? Bu yeni kantinci iyi çay demliyor. Komutanım çay çok güzel değil mi? Sen ışık çeşitçesi geliyor kulağına çarpsın. Allah bende de nasıl böyle bir rahatlama oldu. Bizim haytalar eğitimde ya, ondandır. Yok yok komutanım, onunla alakası yok ya. Bence kızılcıklar oldu, selenler dondu ya, ondandır. İlahi bak, kızılcıklar oldu sen. Yok yok, Levent Süleyman yok ya, ondandır. Ne öyle iki mi? Ne öyle? Hidayet Türkoğlu'yla Mehmet Okur üst üste bin sokalar olmaz. Adam ne o ya? Dev gibi öyle bir şey değil mi ya? Dev gibi bir adam ya. Daha bir rebound'umuz bile yok herife. Rebound! Bizim rebound'umuz yok değil mi? Evet ortamı. Hatırlat, çarşıya çıkınca rebound alalım. Rebound dediniz, benim gibi dediniz. Alem. Oh! Ribe! Bu ne ya? Ha? Kim koydu bunu alaya? Ve Tanrı kadını yarattı, getirdi bizim alaya koydu. Hemşire yeni mi atandı bizim üredine? Bilmiyorum komutanım ama iyi olmuş atandı. Çok güzel bir kadın. Komutanım, bunu siz alırsınız, Alev de ben alırım. Olmaz. Ben bunu alırım, sen Alev'le takılırsın. Olmaz komutanım. Alev'i ben alırım, siz bununla takılırsınız. Hayır! Diyen olmaz. Ben bunu alırım, sen Alev'e takılırsın. Su küçüğün, Alev misafir umduğunu değil, bulduğunu. Ben Kerim Aslı'yım ben. Hem de. Bu da Numan Uzman. Siz de yeni hemşire olmalısınız. Hoş geldiniz. Sonra görüşürüz. Kim bu ya? Alev hemşire nerede? Acaba diyorum ki. Terfi mi etti? Ha? 6 senedir burada görevde ya. 6 sene sonra acaba... ...doktor mu oldu acaba? Alev hemşire! Alev hemşire oldu! Bunlar tam manyaklaştılar. Şenol, bizim emanetleri versene. Bana bak uşağım, bir tesis götür. Yok, Cemal Çavuş yok.
Anam! Lan ördüm, bunun ikisi kayıp buradan. Bir şey olmadı Jumbo. Kerim Aztekli'nin Uman Uzman çay istedi, onlara verdim. Siz komutanların demiştiniz ya. Allah senin cızın. Vay başımıza celerle. Lan koş koş. Mantar kanı karışmadan yetişecek. İyi hadi. Ne var? Sarayı kurtarım. Şimdi şu ağaçtan kafamıza bir elma düşse de yer çekimi kuvvetini bozacak. İyi olur komutanım. İyi olur. Hem insanlara bir faydamız olur komutanım. Yalnız o elma ağacı değil. Komutanım oradan düşse düşse kozalak düşse. O zaman bir de suyun kaldırma koydurma. Etkisini fena halde göstermeye başladı. Şuraya bak. Ne biçim eğleniyorlar ya. Şunlara bak. Papali. Ne var, ne var, ne var? Ya, ya bu hoşçaklar yüzünden iyice paranoya bağlandık. Farkında mısın? Ha, değilim. İyi ki söyledin. Çok fenayım. Bak, kim var orada? Kim o? Ne oldu lan? Kim var orada? Kim var? Asker! Hey! Hey! Asker! Komutanı çağırıyor! Emredin komutanım. Emredin. Ne bu haliniz? Benden çok yaşayacaksınız. Ben de tam aynı şeyi söyleyeceğim. Bizim halimiz mi komutanım? Ne varmış halimizde? Oğlum, kıyafet parasına mı diyorsunuz lan? Ha? Şu halinize bakın. Ha komutanım? Ha? Görüyor musun Numan? İki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hemen pijama partisine katılmış. Hadi götürürüz. Bizi niye çağırmadınız ha? Ha? Ya, ya komutanım. Hiçbir şey anlamıyor. Söylediklerinizden korkutuyorsunuz bizi. Ha, anladım. Sobe! Bu iki Hanzo, Cemal ile Gökhan size söylediler komutanım değil mi? Rica ettiler. Size bu kadar uğraştınız. Biz de... Hayır! Cemal? Gökhan? Onlar kim? Ya komutanım, yapmayın. Valla ben de korkmaya başladım ha. Şu çalıların arkasındaki iki Hanzo... bizden intikam alacaklardı. Sizi şey ettiler tabii. Sizden rica ettiler değil mi? Ne diyorsun sen la? Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu oğlum? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu sen? Şşş, adam mı kandırıyorsun? Manyak herifler. He? He? Cemal'le Gökhan mı pijamayı giydiniz siz? Ne pijaması ya? Çok korkuyorum ben. Bela olacağım. Yat. 100 lira. Tutun. 200. 200 lira. Ama komutanım. Şşş. Hala cevap veriyorsun oğlum lan. He? Hala cevap veriyorsun lan. Komutanım, size bir teklifim var. 500 lira. 500! Kabul edilmiştir.
şınav. Üstüne de kaymaklı 200 mekik. Sonra da buradan Kızılırmak'a... Pasaportunuz var mı? Nil Nehri'ne kadar koşup geleceksiniz. Bacağım omzumda. Benim bacağım omzumda. Benim o. Benim o. Komutanım. Benim o. Biz hepsini yaparız. Vallahi her şeyi yaparız. Yeter ki siz iyi olun. Tamam, pijamalıyız. Namazı al. Emredersiniz komutanım. Oh, namık kalkan destirmiş bile. Allah. Uy. Ula mantarı yanlış kişilere açırdık ama istediğimiz oldu yine. Olsun olsun, böyle daha iyi. Bizimle uğraşamayacaklarını anladılar. Dı 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 dı. Sol, 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 sağ, sol. Sol, 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 sağ, sol. Geldin askere, sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle, şimdi beraber. Hadi akşamlar ışığa. Yaylalar, yaylalar. Kalk kalk, hadi şimdi yataktan. Bak bak, hadi hep bir ağızdan.